arkadaşlar, eve geldik. Bir gün geçti. Eve geldik, bir gün geçti. Bugün yanımda arkadaşım Alice var. Merhaba. Evet, şimdi dursana bir an. Önümde görmüş olduğunuz Zetka'nın Son Kale adlı çok güzel bir oyunu var. Birlikte bu oyunu oynayacağız. Evet, sizinle birlikte atacağız ne ya? Açacağız kutuyu. Kapağını kaldıralım. Şuradan kıl. Şöyle. Çek oradan. Evet. Kutumuzu açtığımızda şunu çıkıralım. İki tane çekiç bizi karşılıyor. Ve bir kese. Kesenin içinde de şu şekilde petekler. Oyun tahtası mı diyeyim, çerçevesi mi diyeyim onlar. Ve de ayakları. Oyuna başlamak için ilk olarak ayakları yerlerine takıyor. Biraz ortaya gitti şöyle. Şöyle. Ayakları yerlerine takıyoruz. Dur. Şimdi petekleri oynamak için bu oyun tahtamızın içine yerleştireceğiz. Ters çevireceğiz. Ve ters bir şekilde petekleri yerlerine yerleştireceğiz. Kırmızı ve beyaz petekleri. Şöyle dökelim hepsini görün. 38 tane petek var. Ve bir 38 petek arasından bir tanesi de yedek. 37 tane koymak için yer var burada. Tahtasının içinde. Hemen hızlıca yerleştirelim. Yani yapabilirsek. Gördüğünüz gibi bir tane şey arttı. Çevirdiğimiz zaman. Ben ilk bakışta ne biliyorum. Şöyle bakınca bence çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, nasıl oynanıyor hemen anlatacağım. Vurma bir. Kaleyi koyuyoruz ve bu petekleri elimizdeki çekiçlerle vurarak düşürüyoruz. Herkes sırayla vuruyor. Kim bu kaleyi alt üstünde olduğu peteği düşürse o oyunu kaybediyor. Evet, başla. Birinci peteği düşürüyor. Beyaz petek. Evet, Şıra bende. Şıra sende. Biraz sert. Şıra bende. Arkadaşlar, eğer kale bu şekilde düşerse bir sorun yok ya da kayarsa, önemli olan altında bulunan peteğin düşmemesi. Görüşürüz. Sen vur. Görüşürüz. Merhaba. Vurdun mu? Bir şey olmaz, birkaç tane düştüm. Evet. Ben şurada yalnız başına kalan peteğe vurdum. Evet. Bence ona vurma. Bence ona. Ya. Evet. Elif geldi. Bir tur daha oynayalım. Sonra size bir sürprizim olacak. Ha, ne sürprizi? Bilmiyorum. Arkadaşlar, sürprizden size şimdi bahsetmeyeceğiz. Belki sen tahmin etmişsindir, sen de söyleme. Ya ben bilmiyorum ki. Tamam, bilmiyorsan. Ama yine de tahminlerini de söyleme. Neyse. Bir tur daha oynayacağız. Bu tur biraz daha hızlı olsun. Yeni bir kural getiriyorum. Bu büyük bir ihtimal yok. Eğer birkaç tane taş ya da iki tane falan taş düşürsek yanacağız, tamam mı? Başlıyorum. Bu daha zor olacak. Bence bak. Kurtulamıyorum ki. Ama bir tanesini de sen buldun. Evet. Bence ona vurma, başka bir tanesine vur. Orası öyle kaldı arkadaşlar, şu an çok kötü. Her an yanlış bir hareketle gidebilir. Arkadaşlar, bu arada bu oyunda yani bildiğim kadarıyla bunu dokundun, yarısına kadar indirdin, geri kalanını vurmak zorunda değilsin istersen. Böyle bir şey var diye biliyorum, onu doğru mu biliyorum?
Elif'i kaybettim. Şimdi size sürprizimi söylüyorum. Hemen beni burada bekleyin. Geliyorum. Evet arkadaşlar, size sürprizim buydu. Birbirinden üst katta bulunan birbirinden tatlı 3 köpek. Biri oraya kaçan Fiko, yani gerçek adıyla Fikriye. Bembeyaz. İkincisi Şivava ve adı da Baby olan, beni yalamaktan bıkmayan köpek. Üçüncüsü de Duda adında, cinsi bulamıyorum. Cinsi Yorkshire Terrier olan bu akıllı köpek. Şimdi arkadaşlar sizlere bu köpeklerin özelliklerini tanıtacağım. Birincisi beni yalamaktan usanmayan Baby. Irkı Şivava. Doğum tarihi 01.09.2015. 2015 doğumlu. Şivava dünyanın en küçük türlerinden biri olan köpek ırkı. Adını Aztek eyaleti Chihuahua'dan alır. Ağırlığı 0.5 2,7 kilogram. Omzundan yere yüksekliği en fazla 13 santimetredir. Kulakları iridir. İkinci köpeğimiz ise Dudu. Doğum tarihi 2015. Irkı Yorkshire Terrier. Cinsiyeti dişi. Yorkshire Terrier'i Birleşik Krallık kökenli küçük bir terrier ırkı. Görüntüsüne karşı tüm terrierler gibi oldukça gözü pekli, çok cesur, enerjik ve zeki bir köpektir. Ailesine çok bağlı, yabancılardan hoşlanmaz, mesafeli davranır. Küçük hayvanları ve diğer köpekleri sevmez, saldırgan davranabilir. Evet, aynen. Ortalama yaşam süresi 13-16 yıl. Mizaç, zeki, gözü pek, bağımsız, emin, cesur. Arkadaşlar bu yani bayağı bir normal insan gibi davranıyor. Evet arkadaşlar, yanımda uzun uğraşlar sonucunda yanıma getirebildiğimiz Fiko var. Hayır atlama, gitme, bak seni zor getirdik. Tamam orada dursun. Kal orada sen. İnemeyeceksin aşağı. Gel. Neyse. Adı Fikriye diye geçiyor şeyinde, kimliğinde. Doğum tarihi 01.10.2016. 2016'da doğmuş bu da. Irkı Maltese Terrier, cinsiyeti dişi. Hemen onun özelliklerini de okuyayım size. Malta köpeği veya Maltese yaklaşık 2800 yıl önce Malta'da üretildiği düşünülen bir süs köpeği ırkı. Süs köpeğiymiş. Yetişkinleri yaklaşık 13 cm yüksekliğinde ve 3 kilogram ağırlığındadır. Uzun beyaz tüylü, sarklı kulaklı, ne demek artık, ufak vücutludur. Nazik görünümüne rağmen genelde canlı ve hareketli olan Malta köpekleri oldukça sevecen köpeklerdir. Okuyamadım. Ortalama yaşam süresi 12-15 yıl. Mizaç uysal, aynen yani korkusuz, bilemiyorum, sevecen, zeki, hayat dolu, responsif, ne oldu bilmiyorum, iyi huylu, aktif, oyuncu, nazik. Bunların hepsi de doğru yani, yalan söylemiyorum. Hayır, hayır, Duda, hayır. Evet arkadaşlar, bugün günlerden cumartesi, evet cumartesi. Tatilimiz bu kadardı. Şimdi eve döneceğiz. Senin gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika var. Tatilimiz güzel geçti. Çarşamba günü dışında, galiba çarşambaydı, filmler denize gittik. Hepsinde size video atamasam da olabildiğince video atmaya çalıştım. Arkadaşlar şu an Aydın Ortaklar Çengörü'ndeyiz ve İzmir Çengörü'ne gideceğiz. Oradan da Ankara'ya gideceğiz. Çok güzel geçti. Tren yolculuğumuz çok güzel geçti.